Kültür Sanat Ekranı'ndan herkese merhaba. Bugün çok özel ve değerli bir yerdeyiz. Biliyorsunuz Atatürk Kültür Merkezi sanatseverlerle buluştu ve burada da çok özel bir sergi var. Türkiye'nin göz bebeklerinden ünlü heykeltıraş Tankut Öktem'in sergisi Kristal Çağ Kapıları. Sergiyi hep birlikte gezeceğiz ve bize de çok değerli bir isim eşlik edecek. Sevgili kızı Oylum Öktem bizlerle birlikte. Oylum Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Çok güzel bir sergi gerçekten, Kristal Çağ Kapıları. Ama birazcık Tankut Bey'in heykeltıraşlığından başlarsak eğer, nasıl başladı heykeltıraşlığa? Tankut Öktem'in doğduğu andan, belki de doğduğu anın da öncesinden yaşamına katılan bütün bu bilgiler ve yaşam yolculuğunda belirli aralıklarla kazanmış olduğu ödüller ve onun yeteneğini aslında açığa çıkaran Tankut Öktem'in yaşamını bildiğimiz ve anlattığımız bilgileri somut hale getiren bir annenin günlüğü, bir Cumhuriyet annesinin günlüğü. Ve bu günlük Tankut Öktem doğduğu andan 15 yaşına kadar kaleme alınıyor. Bu kaleme alınışın içinde anıtsallaşan Cumhuriyet'in anıtlarının, ana temel ögelerinin, değerlerinin nerede, ne zaman ve nasıl oluştuğuna da tanıklık etmemize olanak veriyor. Bildiğimiz kadarıyla 2 yaşında resime, 3 yaşında da heykele başlıyor. Hem de çok güzel bir şekilde ama çok küçük bir yaşta. Ve 10 yaşına geldiğinde 3 sergisi, yanılmıyorsam 20'li yaşlarda da birçok ödülü var. Bunları sizlerden de dinleyelim mi? Şimdi belki böyle şeyler bildiğimiz sanatçılar üzerinde biraz da klişe gelebilir. 2 yaşında müzik çalıyordu falan. Ama Tankut Öktem'inki birazcık daha farklı bir hikaye. Tankut Öktem'in annesi Cumhuriyet'in ilk kadın veterinerlerinden ve kendisi aslında ressam olmak üzere akademinin imtihanına girerken dişçi abisi ve Tankut Öktem'in dayısı tarafından Cumhuriyet'in görevleri henüz bitmedi, senin gibi aydın kadınlara ihtiyacı var diyerek İstanbul Üniversitesi Ziraat Fakültesi Veterinerlik Hekimlik bölümünü bitiriyor. Ve o günlük tam da şöyle başlıyor. 1940 yılının Eylül ayının 27. Cuma günü ilk görev yerleri olan Konya At Harası'ndaki yağlı boya tablomu ben bitirmek üzereyken sen doğdun, adını Tankut koyduk diyorlar. Yani böyle bir anne, bir aydın anne çocuğunun peşine düşüyor aslında bir mimalde. Ama ileride dörtlü yaşlarında çocuğu için sen ileride Cumhuriyet'in en önemli heykeltıraşı olacaksın cümlesiyle karşı karşıya geldiğimizde resimlerini Amerika'ya, Paris'e yolladım Allah beni utandırmasın diye yazan bir annenin öngörüsünü nasıl olduğunu da biz de merak ediyoruz tabii ki. Ve o zaman şöyle bir gerçeklikle karşılaşıyoruz. Muş'ta, yeni görev yerleri olan Muş'ta 3,5 yaşındayken Tankut Öktem büyük bir zatüre geçiriyor. Ve ölmenden korkuyoruz diye yazıyorlar. O dişçi dayısı Iğdır'dan Muş'a geldiğinde yolu olmayan Muş'ta babaanne şuna şöyle yazıyor. Zavallı abim Iğdır'da. Yani hani öylesine bir görev aşkındalığı. Yanında gelirken bir dişçi hamuru getiriyor. İz gibi koydu küçük bir askercik heykeli. Bir askercik yapıyor, yerine veriyor. Aşağı inip yukarı çıktıklarında o askercinin 2 tane olduğunu görüyorlar. Ve aradan sadece 2 yıl geçtiğinde bir anne baba işe gittiğinde kendisine bakan bir dadı anne, Gülter annesi var. Her sabah Tankut Öktem'in hayatı boyunca imgesinden hiç unutmadığı işte tereyağı, sıcak tereyağının üzerine yumurtayı kırıp yanında da petek bal mumunu sabah kahvaltısına yerken 5'li yaşlarına geldiğimizde ağzından çıkan o balın tortusunun yani bal mumunun şekil aldığını fark ediyor. Ve o yıllarda itibaren onu topluyor ve sergide de göreceğiniz açıkçası sanat tarihçilerinin tam da şöyle anlattığı bir anatomiyi bilmeye ya da bir hayvanın doğasını bilmeye muhtaçlık duymadan Nietzsche'nin de dahileri tarif ettiği bir biçime yani gönül gözüyle gören, ön yargısı olmadan doğayı algılayan bir çocuk ve hayatı boyunca da doğanın içinde büyümüş, doğadan parça olmuş bir sanatçıdan bahsediyoruz. Dolayısıyla ilk heykelleri de annesine bu kadar bağlı, hayvanları seven anne hayvan çocuk heykelleri ve arkanızdaki odada gördüğünüz eserler ise daha akademik, daha yaşı büyüdü artık üniversiteye girdiği çağda ise hayvan soyutlamaları. Orada sanatçı hiçbir zaman popüler kültürün dilini kullanmıyor. Onun için bir tek dil var, anıtlarının kaidelerine sakladığı özgürlük, barış ve sevgi gücü ve aslında gelecek kuşaklara da bunu bir tarihe jest gibi bıraktığı atölyesinin içinde aslında ardından da yazılan bir yazı var. 300 kuşlu bir adam ve pamuk iplikleri.
atölyesinin içinde güvercinler, paçalılar, kanaryalar ve muhabbet kuşların uçtuğu bir özgürlük ve rengarenk bir ortam. Sergide de birçok anıt var ama sizin arkanızda özellikle Ahmet Adnan Saygun'un bir eseri var. Bir heykellerin hikayesinden biraz başlarsak eğer. Serginin başlığından bahsederek söze girmem lazım. Kristal çağ kapılarında. Elbette ki o kristal çağ kapılarında olan Tanku Tökten değil bizleriz. O çağa adım atmak, o rengarenk çağa adım atmak için bugün müze evinde bulunan vitrayından da öğrencisinin yardımıyla bir küçük parça da buraya getirdik. Işıkla birlikte giriyorsunuz sergiye ve sağ tarafınızda neonla yazılmış bir söz görüyorsunuz. Benim için yaşamın kahramanları önemliydi. Yaşamı aslında tam da şöyledir. Onuruyla, mücadeleyle ve sevgiyle kazanmış herkesin heykelini yapılabilirdi benim için diyor Tanku Tökten. Ve bir yanımda gördüğünüz saz çalan Efe'den, Ozan'dan, arkamda gördüğünüz Ahmet Adnan Saygun'a kadar birçok heykelini bu sergide görme imkanımız var. Çünkü Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz ve ilk operamız Özsoy'u yazan Atatürk'ün isteğiyle Ahmet Adnan Saygun'un heykelini yapan bir sanatçıyla birlikteyiz. Açıkçası diğeri Süreyya Operası'nda olduğu için getiremedik ama kendisini de anmadan geçemem. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin kurucusu Aydın Gün'ün büst heykeli de Atatürk Kültür Merkezi'ndeydi eskiden ama kapanışı sonrasında Süreyya Operası'na gitmiş ve o da enteresandır. Artık kapanmadan bir süre önce Aydın Bey'in de hayatta olduğu dönemde buradaydı o eser. Ahmet Adnan Saygun, Yunus Emre ve Tanku Tökten'in bir bağı gibi de buraya böyle bir özneyi koymayı uygun bulduk. Sergide birçok heykel var. Abidin Dino'nun da var. Evet. Halk ozanlarının da var. Evet, Ahmet Adnan Saygun'un da. Ve evet, genel olarak teması baktığımızda hep özgürlük, sevgi ve barış. Hatta Seul Olimpiyatlarındaki evet. Sevgi ve barış temalı evet. Heykeli. Ve onun dışında özgürlüğün yüzleri. Birçok ödül almış ve Türkiye'de oldukça ünlü eserler. Bunlardan da bahsedelim mi? Sanatçılar genel olarak sanat tarihinde bildiğimiz figüratiften soyuta gitmişlerdir. Tanku Tökten'in en bilinen artık akademik dönemi dediğimiz bölüm figüratiftir ama öncesi soyuttur. Ama onun öncesi de o işte çocukluk çağında eminim gördüğünüzde sizin de şaşıracağınız ölçekte bir yükseklikten bahsediyoruz. Orası var ve o bahsettiğimiz sevgi anıtı ise Seul Kültür Merkezi'nin Kore'de bulunan o başlı başına bir hikaye. Çünkü sanatçı artık büyük eserlerini yükselmekle ölçülemeyen eserlerini yaptıktan sonra 1988 yılında hepimizin hatırlayacağı gibi Seul'de spor olimpiyatlarında Naim Süleymanoğlu birinci olmuştu ve o dönemde Akademi Bozar, Fransız Akademisi ve Dünya Sanat Komitesi'nin işbirliğinde sanat olimpiyatı da gerçekleşmişti. O dönemde 167 ülkeden, her ülkeden bir sanatçı olmak vesilesiyle sanatçılar o sanat olimpiyatlarına davet edilmişti ve Türkiye'den bir tek Tanku Tökten seçilmişti. Ve Tanku Tökten gençlik çağında yapmış olduğu o kolların bir araya geldiğinde nasıl estetize olduğunu, nasıl yükseldiğini anlatan eseriyle o dönemde yaşayan dünyanın en iyi 10 heykeltıraşı arasına seçilmiş ve eseri bugün hala Seul'deki kültür merkezinin önünde dikilmişti. Hatta o dönemde bir köşe yazarı tam da şöyle yazmıştı. Naim Süleymanoğlu 163 kilo galiba kaldırdı. Tanku Tökten 5 ton indirdi. Tanku Tökten şunu söyler. Anadolu insanına iyi şeyler sunarsanız herkesten daha iyi anlarlar. O yüzden heykelle biraz bağımızın koptuğu mu diyelim ya da hala tam da barışamadığı anlamda Edirne'den Kars'a kadar Tanku Tökten taşı bronzu vefaya çevirmiştir. Belki de kendinden vazgeçme uğruna ama bir yaşam ustasıdır aynı zamanda Tanku Tökten. Dolayısıyla onun yaptığı anıtlarında, Meçhul Atatürk anıtında o heykel vasıtası Milli Eğitim Bakanlığı'nın önünde durur.
çift taraflı bir heykeldir. Ortasında bir boşluk vardır. O boşluğa baktığımızda ne gördüğümüz, ne görmek istediğimize bağlıdır. Ve o andan itibaren de Atatürk heykeli meselesi sanat söylemleri içinde bir son bulur gibi olur. Çünkü tam ortada durduğunda arkadan bir ışık gelir ve silüet Atatürk olur. Tam da onun söylediği gibi, beni anlamak için benim bedenimi görmenize ihtiyaç yok. Beni anlıyorsanız, benim duygularımı hissediyorsanız bu benim için kafidir dediği alandan ışık bulur ve o çocuklar, her yaştan çocuklar çiçekler getirmişlerdir o ışığa. Çok anlamlı bir heykeldir. Kendi yurtlarını korumak ve kurtarmak için ne kadar özveride bunlar çiçeklerini keşfetmiş bir insan olarak. Onu tanıdıktan sonra onu bakışlarından başlamak suretle yapmaya çalıştım. O yüzden benim Atatürk'ümün gözleri onun gibi mavi mavi bakar. Şu anda da serginin çok değerli bir alanındayız. Çanakkale Anıtları'nın orada. Çanakkale hikayesi nasıl Tanku Töktem'in? Şimdi Tanku Töktem'in 1973'te Cumhuriyet'in 50. yılı dolayısıyla açılan bir resim heykel müzesi var Türkiye çapında ve henüz 33 yaşında bir sanatçı oradan 3 birincilikle çıkıyor. Üniversite 3. sınıftayken Dünya Genç Heykeltıraşlar Yarışması'nda bir birincilik kazandığı andan sonra o ana kadar işte harika çocuk seçilmesi ve birçok alan ve yeteneğini sorgulamaya başlıyor. Evet, sanırım ben yetenekliyim. Ama bana bu yetenek ne için verildi? Ve sırtına çantasını attığı gibi o çocukluğunda ailesinin görevi sebebiyle bulunduğu Anadolu kentlerine gidiyor. Onları gözlemliyor ve oradan döndüğünde Anadolu insanının suskun sabırlarını heykelini yapıyor ve adı Özgürlük Yüzleri. Sonrasında işte o 71 döneminden sonra 73'te bu biraz önce bahsettiğim yarışmada 3 birincilikle birlikte artık Tanku Töktem'in hümanizmasını ve eserlerini meydanlara çekerek herkesle buluşturma, benim heykellerime insanlar gelirlerse ki bunu en son Türkan Saylan İstanbul Arnavutköy'deki Cumhuriyet heykelinde söylemişti. En son konuşması kayıttadır o da. Çocuklarınızı buraya getirin, bizler gidiyoruz. Çocuklarınıza Cumhuriyet'i Tanku Töktem'in anıtlarıyla anlatın diye İstanbul'a neredeyse haykırmıştı diyelim. Ve babamın da söylediği tam da böyle bir şey. Evet, belki de çocuklarınız Edirne'den Kars'a kadar benim heykellerimin olduğu Cumhuriyet meydanlarında anıtlarımın yanı başına gelip belki o niye öyle üzgün, o niye yaralı diye sorarlarsa o zaman benim yaşamımın amacı da anlam bulacak. Ve Çanakkale heykelleri de Jonk Bayırı Atatürk Anıtı, Anzak Türk askeri, yaralı asker anıtı gibi belleğimizde ve hafızamızda yer etmiş anıtların üstadıdır Tanku Töktem. Özgürlük Yüzleri anıtından bahsettiniz, yanılmıyorsam Arkeoloji Müzesi'nden de özel bir ödül alıyor değil mi bu? Aynen, Arkeoloji Özgürlük Yüzleri anıtıyla İstanbul Arkeoloji Müzeleri ödülünü alıyor ve hatta ödülü de özellikle buraya koyduk. Ödülün bile ne kıymetli olduğunu görmek açısından. Yani değer nedir? Bir sanatçıya bir ödül veriyorsanız, ödül de neredeyse heykel. Onu göstermek açısından oraya koyduk. Bugün Bursa Arkeoloji Müzesi'nde yer alır heykel. Çok figürlü anıtlar dönemi var ama bunun öncesinde yanılmıyorsam Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümünü de kuruyor Tanku Töktem. Şimdi Tanku Töktem aslında babası tabii ki oğlunun yeteneğini elbette görüyor. Ama üniversitedeyken Einstein Ali olarak bilindiği süreçte Atatürk'ün bursuyla Macaristan'da uzmanlığını yapıyor ve zaman aktıkça ve bu başarılar da geldikçe bir baba olarak oğlunu karşısına alıyor. Diyor ki, evet hayatım boyunca seni izledim ama sen heykeltıraş olursan ben arkada, gözüm arkada öleceğim. Sana ileride bu meslekle bu ülkede kim bakacak? Ve ama öyle bir aşkındalık ki o yarışmadan sonra babasını mutlu etmek maksadıyla İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'ne giriyor Tanku Töktem. Ama kader bu, diyecek bir şey yok. Yolda giderken bir böyle kalabalık 60'lı yılların o uzun saçlı küpeli çocuklarını görüyor. Otobüste tam orada bozuluyor. Aşağıya indiğinde akademinin imtihanları olduğunu öğreniyor. O dönemde Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi'nde
henüz heykel bölümü kurulmadığı için seramik bölümüne giriyor. Ve içeride gördüğünüz eserlerden bir bölümü, birçoğu da seramiktir zaten. Ve sonradan kendisi Profesör Doktor Tanju Tüm olduğunda ve çok ileriki yıllarda da devlet sanatçısı olarak seçildiği zamanlarda heykel bölümünü kendisi kuruyor, ilk başkan oluyor. Ama bugün Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oldu sonra biliyorsunuz. Oranın seramik bölümü Tanju Tüm ismiyle yaşamına devam ediyor. Yeni öğrenciler yetiştirmeye devam ediyor. Ne kadar güzel. Peki Çokfa Güllü Anıtlar dönemine geçmiş olduğumuzda Kararp Okulu için gerçekleştirilen bir anıt var. Bunun da hikayesi oldukça özel. Anıtların da o yükselme döneminde öyle bir noktaya geliyoruz ki Kararp Okulu ve Harbiyeliler Anıtı altında temelinde çok da bilinmeyen bir çınar vardır. O çınar Cumhuriyet'in sancılarını bize gösterir. Ve o çınarın üstünde 27 metrede 700'e yakın figür göklerden atalarının izinde inerler. Dünyada heykel tarihi içinde de yeri olan ve aslında teknik olarak da çok da imkansıza yakın bir eser desek olur herhalde. Ve 1992'de Time dergisinin kapağında yer alıyor. Evet. Bu da oldukça özel bir eserle yine Atatürk'ü Harbiye Anıtı'yla evet. devam ediyor. Evet, Time'ın ilk baskısında Atatürk'ümüz yer almış. Sonradan ikinci kez de almış. Ve üçüncü kez Time'da Tanju Tökten Harp Okulu heykeliyle kapak olarak yer alıyor 92'de söylediğiniz gibi. Tanju Tökten'e baktığımızda aslında bir tek Türkiye'de değil, yani dünya çapında da oldukça ses getiriyor. Amerika'da evet Time dergisi, Seul'de Kore olimpiyatlarındaki heykeliyle birlikte. Özellikle yurt dışında da oldukça ses getiren bir heykeltıraş. Açıkçası yani şimdi geldiğimiz yer bağlamında söylüyorum. Stuttgart, Böblingen Meydanı'nda Almanya'da bir Biennale. Ve o Biennale de çağrılı sanatçıların katıldığıdır. Gene Türkiye'den Tanju Tökten katılır. Ve onun da hikayesi enteresandır. Oraya gittiğinde Tanju Tökten herkesin eserini ülkesinden getirdiğini görür. Ve çok kıymetli hocası Hans Bauer'i, seramik sanatçısı arayarak Alman hocasını bana çamur nereden bulabiliriz ve orada yaptığı eseriyle ki oraya gittiği anda çok çok yakın bir arkadaşı, bayan arkadaşının yani çocukluk arkadaşının bir şekilde çocuğunun olmayışından çocuksuz kadın figürü yapar. Ve onunla da o Biennale'in birincisi olur. Bugün hala Böblingen Meydanı'nda yer almaktadır. Kristal Çağ kapılarında da Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. Bu serginin oluşum hikayesi nasıl? Aslında Tanju Tökten'in hikayesi birçok bileşeni de içinde barındırdığı için bu burada olsun teklifi gelince biz de olsun diye düşündük. Bu sergiyi ben ve ablam Tanju Tökten'in iki kızı olarak ve tabii ki arkamızda ve yanımızda tasarım ekipleri, yazar Gürsel İnal, karşılaşmalar ekibi, ablam mimar Pınar Öktem Doğan. Ben de hem akademisyenim hem bir şekilde multidisipliner sanatçıyım ama heykel disiplinle de uğraşıyorum. Yine bu serginin filmini çekti Ozan arkadaşımız. Film hatta Antalya'da ödül alıp geldi buraya. Bu bizim için çok keyifliydi. Sergi oldukça kapsamlı ama burada da bildiğim kadarıyla çok az bir kısmı var aslında. Ve Tanju Tökten Müzevi var. Bunlardan da bahsedelim mi biraz? 1950 yılların sonunda baba Ali Bey ve Meliha Öktem Bursa'da veteriner hekim Baytar arkadaşlarıyla birlikte bir hafta sonu piknik yapmak bahanesiyle bir yerin varlığından haberdar oldular. O gün hiç yol yoktu. Denizden bir kayıkla geldiler. Küçük Kumla köyü. Burası tarihi bir köy. Gemlik o zaman henüz azınlıkların yeni terk ettiği konaklarıyla, bahçesinde çiçekleriyle şahane bir yermiş. Ve orayı oradan geri döndüğünde baba Ali Bey Tanju Tökten'i arıyor. Diyor ki senin gibi doğada büyümüş bir çocuk sanatını yapsa zeytin ağaçlarıyla meyve ağaçlarının denizle buluştuğu bu yerde yapabilir. Ve ilk defa babası Tanju Tökten de tam da şöyle söylüyor oraya gittikten sonra. İlk görüşte aşktı benimkisi diyor. Ve babası kendisine Bauhaus üslubunda bir atölye ev yapıyor. Sanatının merkezi haline geliyor Tanju Tökten'in. Bütün deformasyona
inanın bir zeytin ağacının kalmamasına rağmen ve Marmara Denizi'nin de durumu malum, yaşam nehrinden aniden ve beklenmedik bir anda ayrıldığımdan bir süre önce, ya hoca diyorlar, neden hala burada direniyorsun? Çünkü ben o zeytin ağaçlarının yerinde anılarımı, Mavi Marmara'yı, hatta belgeselinde de var, müthiş bir andır. Biz diyor böyle kendi ayaklarıyla şıp şıp yapardık ki eğer sahilde küçük balıklar varsa olur da üstlerine basmayalım diye. İşte ben o denizde diyor midye kabuklarını, biz o ilk atölye evi ve de dünyada da vardır. Müze evlere girdiğiniz anda narratif dediğimiz çok özel hikayelerle karşılaşırsınız. Sanatçının sesini duyarsınız, sanatçının giysisini görürsünüz, kullandığı aletlerini görürsünüz. Bu sanatçı olmak zorunda değil, bilim insanı da olabilir, politikacı da olabilir ama müze evler çok kıymetlidir. Dolayısıyla bu bilinçten yola çıkarak ve ikincisi de şu çok önemli, kültürün, evet bugün Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz ama biz sergilerimizi, bu sergiyi gezdirmiyoruz. Hangi mekana, hangi anlamda bir Tank Tüktem sergisi olacaksa, o müze evi evrensel düzeyde arşivi korumak, arşivi büyütmek ve rezervasyon, ne diyelim, randevuyla gezilebilen bir müze evi olarak dünyadaki evrensel dilde bir yeniden tasarım yaptık. Eşim de benim mimar, ablam da mimar. Onlar birlikte yeniden tasarladılar. Ben de küratörlüğünü yaptım. Ama oradaki belki bir yüksek söylem şu, sanatın kent merkezlerinde kalmasına bir karşı duruş bizimkisi. Hayır, her yerdeki çocuğumuz sanata değebilsin, sanat üzerine düşünebilsin ama kıymetli işler yapalım. Yani açıkçası dünyadaki örneklerinde de gördüğümüz gibi bir sanatçının ve annesinin son istirgahı orada, evi orada, atölyesi orada, bir evet, tabii ki İstanbul'da ailesi var, orada üniversitede hocalık yapıyor. İstanbul onun doğup büyüdüğü, ya doğup büyüdüğü değil ama köklerinin olduğu yer diyelim. Ama biz sanatın gücünün, çünkü babam öyle söylüyordu. Evet, güzellik, iyilik ve sevgi kazanacak. O zaman sanat da daha çok dil bulacak. O sanattan söylemlerimize devam edebilme imkanımız olacak. Sergide hangi aşamaları görüyoruz? Şimdi serginin ana gövdesi bir masa. O masada sanatçının doğduğu andan işte annesinin günlüğü ve çok önemli bir şey de var orada, onu da söylemek istiyorum. Harika çocuk oğlu seçildiği zaman, ki o hikaye başlı başına bir hikayedir, Yaşayan Sanat Dergisi'nin imtiyaz sahibi D grubu kurucularına Cemal Tollu'ya bir mektup yazar anne. Der ki, yani elimde böyle bir çocuk var, heykel alanında, batıda ya da ülkemize nasıl eğitmem lazım? Karşılığında gelen mektup, Cemal Tol'dan Melia Öktüm'e yazılan mektubu da burada görüyoruz. Çocukluk evresi, harika çocuk evresi, erken akademik dönemleri, yükselme dönemi, çok figürlü anıtlar ve ardında ailesinin hem retrospektifler hem de ardında sergilerle birlikte yazılan ve bir tanesi ayrı 5 kitap. Çok kısaca söyleyebilirim isterseniz. Heykeltıraş babam, sıra dışı bir usta, bronza yazılan efsane, bir cumhuriyet annesinin günlüğü ve bu sergi dolayısıyla da var olan kristal çağ kapılarında kitaplarımız da sergileniyor. Oynam Hanım, biraz size dönmek istiyorum. Böyle bir ailede büyümenin ve Tankut Bey'in kızı olmak nasıl bir duyguydu sizin için? Aynı evde ablanız mimar, baba heykeltıraş ve bir fakülte kurucusu ve dünyada birçok heykeli var, ödül almış dünya çapında. Sizin için nasıldı bu evde çocukluk? Şimdi ben hem akademisyenim hem de evet heykel yapıyorum ama tasarım kökenliyim. Ama o Gülsel İnal sanat tarihçisi, değerli sanat tarihçisi benim için şu gensel izin dışa vurumu ister istemez zamanı gelince ve babamın benim heykellerim üzerine söylediği tek bir şey benim için çok çok kıymetlidir. Sen hangi ara benim elimi böylesine izledin? Evet, tabii ki annem onun en önemli modeli. Ama annem de Haluk Tezonar'ın kız kardeşi, çok kıymetli bir ailenin, sanat geniyle yoğun ailenin bir bireyi. Kendisi de çok yetenekli olmasına rağmen anneliği seçmiş. Gerçekten bu böyle. Dolayısıyla bir atölyeye doğuyorsunuz.
Ve siz aslında başkasını da bilmiyorsunuz. Başkaları için heykeltıraş babam yazdığımda ne anlam taşıyor bilmiyorum ama benim için çok anlam taşıyor. O atölyenin kendi iç büyük dünyasının içinde bulunmak ve böylesi bir dahiye tanıklık etmek ve ardından öğrenmeye devam etmek. Yani şunu da söyleyebilirim ki bu 5 kitabın yazımını yazarken anlamaya o arşivin içinden ulaştığınız bilgileri, evet tabii ki kimi zaman babam diyorum ama bir baba olarak da çok kıymetli bir birey. Ve Tanku Töktem için şunu söyleyebilir herkes, öğrencileri diyebilir ki hoy bizimleydi. Yanındaki atölyedeki usta arkadaşlarımız onlar hayır bizimleydi. Anneme sorun hayır benim, bize sorun bizim. Yaşamdan büyük bir ustaydı. Yaşam yani çok kısa bir ömür aslında. Ve o kısa ömrün içinde bunca eser, bunun yanı sıra diyebilirsiniz ki sadece atölyede mi yaşadı? İşte zamanı yönetmek, yaşamı böylesine bir aşkındalıkla mevcudiyet kurmak ve gerçekleştirmek inanılmaz bir yol göstericilik bizim için. Bir yazı vardı, gazetede çıktı. Sanatçılar yaşar, Tanku Töktem yaşıyor.